bunu demiş olamazsın. Bunu söylediğine inanamıyorum. Yok artık. Bak bu doğru. Sosyal medyada her gün onlarca farklı kişiye ait açıklama ve sözle karşılaşıyoruz. Peki bu sözlerin tamamı gerçekten bahsedilen kişiler tarafından söylenmiş olabilir mi? Tabii ki hayır. Şimdi gerçeği keşfetme zamanı. İlk adım, tutarlılık ara. Söz o kişinin tarzı ve görüşleriyle uyumlu mu? Daha önce benzeri bir şey söylemiş mi? Eğer söylem atfedildiği kişinin karakteriyle çelişiyorsa, paylaşmadan önce araştırmaya mutlaka devam et. Kaynağa dikkat. Kişi tanınmış olabilir. Ama açıklamanın ona ait olduğunun her zaman garantisi yok. Sözler üçüncü bir tarafça uydurulmuş veya çarpıtılmış olabilir. Aktarımı yapan hesabın güvenilirliğini sorgula. Tarih ve bağlamı kaçırmamaya çalış. Eski tarihte bambaşka bir bağlamda kullanılmış olabilir. Tersini arama çok önemli. Sözlü tırnak içinde alıp arama motorlarını da arat. Eğer doğru bir atıfsa, orijinal kaynağı varsa habere ve videoya ulaşabilirsin. Aradığın edebiyat dünyasından bir sözse mutlaka kitap ve makale içerikleri karşına çıkar. Sen bağlamdan kopma. Sözlerin ağızdan çıkışına şahit olmak da tek başına yetmeyebilir. Yeterli şüphen oluştuysa videonun orijinal haline eriş. Konuşmanın öncesini ve sonrasını kontrol et. Kişi başka birinin ağzından konuşuyor veya örnek veriyor olabilir. Doğrula ile gerçeği keşfetmeye devam.